Magazin 8 sinema editörleri bir çizgi roman kahramanı olarak doğan, ancak yıllar sonra beyaz perdede süper kahramana dönüşen birbirinden güçlü süper kahramanları araştırdı. Peki sizin favori süper kahramanınız bunlardan hangisi? İzliyoruz. Bu kahramanlardan hangisini hatırlıyorsunuz? Dünya sinema tarihine adı altın harflerle yazılan süper kahramanlar Magazin 8'de. Çoğu çizgi roman kahramanıydı. Bazıları sadece çizgi filmdi. Hepsi çok sevildi. Hepsi beyaz perdede sinema severlerle buluştu. Hiç vakit kaybetmeden o süper kahramanlarla nostaljik bir yolculuğa çıkalım. Ne dersiniz? Kazanmam mümkün değil. Ne kadar fazla insan kurtarmaya çalışırsam, aynı zamanda o kadar çok düşman edileceğimi düşünüyorum. Onu 2008 yılında tanımıştık. Adı Iron Man, yani Demir Adam. Ben Tony Stark. Şahane şeyler yapıyorum. Harika bir sevgilim var. Ve ara sıra dünyayı kurtarıyorum. Peki neden hiç uyuyamıyorum? Bazen tutsak kalır, bazen amansız düşmanları tarafından büyük hasar görürdü Iron Man. Dağlarda, çöllerde, şehirde, nerede olursa olsun kötülerin korkulu rüyasıydı Iron Man. İşler çok farklı olmadan yaşayamayacağım tek şeyi korumam gerek. O da sensin. Bugün geriye kalan hayatınızın ilk günü. Tüm dünyada büyük bir hayran kitlesi bulunan Spider-Man'le devam edelim. Her gün uyandığımda ne kadar fazla insanı kurtarmaya çalışırsam, aynı zamanda o kadar çok düşman edileceğimi düşünüyorum. Ve karşıma baş edebileceğimden çok daha güçlü birilerinin çıkması sadece an meselesi. Spider-Man, yani Örümcek Adam da aslında en başta bir çizgi roman kahramanıydı. Ve sonradan sinemaya uyarlandı. Bir tercih yaptım. Bu benim yolum. Yakında bu şehirdeki herkes böyle bir dünyada yaşamanın nasıl olduğunu bilecek. Orijinal Örümcek Adam aslında duygusal sorunlarını kendi başına çözemeyen, olaylar karşısında süper güçlerini kullanamayan biriydi. Yıllar geçti ve Çelik gibi Örümcek Adam da değişti. Bu değişim üzerine Çelik şakasını yapmasak da olmazdı tabii ki. Peki bunu hatırladınız mı? By Wayne. Clark Kent, Daily Planet'tan. Gotham yarasası hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi Batman'i hatırlayalım öyleyse kısaca. Bugüne kadar 6 filmi çekildi Yarasa Adam'ın. 1970'li yıllarda popülerliği azalmaya başlamıştı ancak yapımcılar son bir şans mantığında 1979 yılında şeytanın bacağını kırdı. 5 milyon. Ofiste silik bir karakter, yardım sinyali aldığındaysa peleriniyle uçan süper bir kahramandı Superman. Accomplish wonders. Otoriteler tüm zamanların en başarılı süper kahramanı olarak Superman'i gösterir. İlk olarak 1933 yılında okurla buluşan bir çizgi roman kahramanıydı Superman. (Gülüyor) 70 yılı aşkın bir süre Superman aynı kostümle çalıştı. Aynı kostümle yardıma koştu. İlk başlarda Superman uçamıyordu. Sadece yükseğe zıplayabiliyordu. Ancak her filmde senaristler kendisine yeni özellikler kazandırdı. Uzun mesafeleri uçmaya, en güçlü teknolojileri yenmeye başladı Superman. Gerçek kimliğini gizlemek adına Clark Kent adında bir insandı o. Daily Planet gazetesinde çalışan, silik bir karakterdi senaryo gereği. Lois Lane, welcome to the planet.
glad to be here, Lois. 1919 yılında ilk kez okurla buluşan bir başka çizgi roman karakterine geçelim. Evet, herkes onu kılıcıyla düşmanlarının göğüs kısmına attığı Z imzasıyla hatırladı. Zorro aslında eski bir polis muhabiriydi. Bir idama şahit olduktan sonra yapılanlara muhalefet etmek için değiştiği söylenir. Maskesini takan, siyah pelerinini giyen, elinde kılıcıyla kıvrak hareketleriyle düşmanlarının karşısına amansızca dikilen, kötülere her seferinde unutamayacakları dersler verendi. Elbette çizgi romanlardan, dergilerden beyaz perdeye transfer olan birçok süper kahraman var. Ancak biz en akılda kalanları, günümüze kadar gelen en şöhretlilerini sizinle paylaşmak istedik.